oyuncu Gökhan Keser'i, yakın arkadaşı, pop müziğin sevilen sesi Güliz Ayla ile birlikte şakaladık. Birlikte bir görüşmeye giderken yolda bir kapkaç olayına şahit olurlar. Gökhan Keser olaya müdahale etmek için arabasından indiğinde ise otomobili çalınır. Sonrasında ise işler iyice karışır. Blow it up. Gökhan Keser için hazırlandı. Kimi sevsen açıldın kısmetim. En yakın arkadaşı Güliz, işbirlikçimiz. Sana güveniyoruz çünkü... Elinden geleni yapacak. Evet, elinden geleni yapacaksın. Gökhan arabayı kullanacak, birlikte geleceksiniz buraya, öyle dedim. Olmazsan olmaz, bilmez çiçeklerim toprağı. Sen onu tam çekim yerine getirdiğinde Ceyda yerde... Kemal'le boğuşuyor halde olacak. Siz mağdurumuz Ceyda'ya yardım ederken bizim arkadaşımız Umut Gökhan'ın arabasını götürecek. Zaten Rasim görevini artık ezberledi, o biliyor. Gelsin. Ben monitör başındayım. Görüşürüz çekimden sonra. Araba yukarıdan gelecek değil mi? Benim olduğum hizadan. Evet Ceyda'cığım, yukarıdan gelecek. Beklemedeyiz hepimiz. Birazdan gelir. Hazır olalım. Böyle geçiyor. Evet, birazdan dedik ama neredeyse 20 dakika oldu. Geliyor arkadaşlar. Ceyda yat yere. Kemal hazır ol. Başlayalım mı? Geliyor. Başlıyoruz o zaman. Durmasın Kemal minibüs. Geç de adama. Geçsin. Dur, dur. Geç, geç abi. Abi geç, eyvah. geç. Eyvah, yattı şaka. Bizden biri koşup hemen o minibüsü devam ettirsin arkadaşlar, çabuk. Geç abi, şaka. Git abi. Bırak. Geliyor mu? Bağırayım mı? Başlayalım mı? Abi. Herkes bize bakıyor. Abi. Çok işlek bir yerdeyiz maalesef. Nasıl olacak bu şaka bilmiyorum. Evet. Dört tane araba durdu. Ne yapayım, kalkayım mı ben? Hayır, kalkma, henüz kalkma. Gelenlerden biri Gökhan olabilir. Herkes buraya duruyor. Kaç tane araba durdu, size bakıyorlar. Eyvah, kalksam mı ben ya? Tamam, geliyorlarmış Ceyda, yat yere. Kemal başla. Gelmişler. Geliyor mu? Şu minibüste geçsin, sonra hareketlen. Geçsin, ondan sonra. Tamam. Söyle bana. Bırak beni! Tamam, Gökhan durdu, süper. Gökhan iner inmez çantayı alıp kaç Kemal. Bırak! Umut, Güliz çıkıyor arabadan, acele et. Hemen atlayıp götür çıkar çıkmaz.
İyi misiniz? Ay, iyisiniz. Siz beni bırakın. Lan! Koş Gökhan, koş. İşte bu arkadaşlar, tamam. Tüm zorluklara rağmen başlatabildik şakamızı. Korktuğum başıma gelmedi, iyi. Nasıl da bakıyor hala arkasından. Gitti Gökhan'cığım, o araba artık yok. Hala bakıyor. Ceyda sen başla sızlanmaya şimdi. Tüm param, pulun, altınların her şey gitti çantayla. Cüzdanımın içinde bir sürü para vardı benim. Yeni paramı çekmiştim, bütün altınlarım onun içindeydi. Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel, oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun. Dizim çok acıyor. Dizim çok acıyor. Kolumu hissetmiyorum. Güliz yardım bahanesiyle bizim binaya geliyor şimdi. Kulaklık ve mikrofon takalım hemen ona arkadaşlar. Hazırlayın onu. Cüzdanımın içinde bir sürü para vardı benim. Altınlarım onun içindeydi. Çok sırık dedi. Araba gitti aklımda. Çantamı alıp gitti bu tarafa. Adamı tanımıyorsun. Hayır, tanımıyorum, sürükledi beni burada. Anneme nasıl açıklayacağım bu durumu diye ağla Ceyda şimdi. Ay, bir sürü param vardı benim. Nasıl açıklayacağım ben anneme? Ay. Gitti güzelim araba. Selam verdim, borçlu çıktım vallahi Gökhan. Tamam yani. Bir anda çıktı önüme. Anlamadım. Bakın, sağlığınız yerinde, boş verin. Bak benim de araba gitti. Yapacak bir şey yok. Kasko var. Burunu belki. Ne, diziniz mi acıyor? Dizim çok acıyor. Bir de sürükledi beni. Arkadaşlar hadi, ne oldu? Güliz'in kulaklık ve mikrofon hadi. Teşkilat herhalde bunlar. Hiçbir şey anlamadım ben. Birinin nasıl olması lazım böyle arabayı çalması için ya? Ellerim parçalandı. Şimdi polislerimiz yavaştan gelsinler arkadaşlar. Rasim'e haber verin. Geldim. Polisi ara. Güliz, ben polisi aradım de. Gelmek üzereler zaten. Polisi aradım. Şuradan bir yerden rica ettim. Sorarlar. İyi misiniz? Aradı mı polisi? Aradım. Senin telefonun nerede? Arabanın içinde ne? İnanamıyorum şu an yaşadığımıza. Ha, polis geldi. Gelin böyle, şöyle gelin. Aa, dizim çok acıyor. Gelin şöyle oturun, gelin böyle. Siz tek misiniz? Sizin ben tek miyim, biri var mı? Hayır. Rasim, bekle oraya gelsinler. Polislerle konuşalım. Daha iyi açı yakalayalım. Merhaba. Geçmiş olsun. Şoktayız şu anda da. Geçmiş olsun. Ceyda sen de git oraya. Teşekkür ederiz. Memur Bey. Biz geliyoruz. Çantamı cazladım. Önümden koşu koşu gitti. Beni yerde Tamam. İyi misin geçmiş sen? Olsun. Teşekkür ederim. Tamam Ceyda, biraz sakinleşebilirsin artık. Rasim sen olayı sor hemen. Şöyle kenara gelin. Ben olayı anlamaya çalışayım şimdi. Ay, yavaşça. Yardasını çaldı, hırsız vardı. Yerde sürükledi beni. Gasp vardı yani. Bir gördük, bir anda ben de ne olduğunu anlamadım. İndim arabadan müdahale etmeye geldim. Hanımefendinin yanına iyi misiniz derken, benim de araba bu dedi, araba gitti. Bir dakika, anlayam. Telefonlarım da gitti. Bir saniye, anlayamadım. Bir daha söyler misin, nasıl oldu? Ya bu internette falan da var bu olay. Ben görmüştüm herhalde öyle yani, bir şey oldu. Kapkaç vakasına duruyorsunuz. Yani. Anlamadım ki ben. Evet, durdum. Yani arabadan indim. Panikle yani. Ya arabayı müdahale etmek falan için kovaladı da tabii ondan yani. Ondan sonra bir baktım araba gitti. Ben göremedim. Gördün mü sen şimdi? Hayır, ben alakam bile göremedim. Zaten o öteki tarafa koştu. Siz tesadüfen mi geçiyordunuz? Biz buradan geçiyoruz. Beraber değilsiniz yani. Bana yardım ettiler, sağ olsunlar.
Razım şimdi arabanın modelini, plakasını anons ettir. Kapkaççıyı da tarif ettir. Plaka almışlardı. Plaka nerede aracın, hanımefendi? Sizin arabanın modeli. Plaka almış mıydınız? Beyefendi. Nerede? Ama kaydetmediniz mi? Bakar mısınız? Yok, bir sakin ol. Bu kapkaçı yapan kişinin eşkalini bana tarif eder misiniz hemen? Hızlı, çabuk. Vallahi. Ceyda'ya sor. Görmediniz burada mi? Gördüm ben de, çok da o anda kirli sakallı. Sen söyle. Esmer. Sen söyle. Ben hatırlamıyorum. Ben yerdeydim. Sizin cebelleştim. Hiç görmediğim siz gördünüz mü? Hanımefendi pardon. Sizin tanıdığı an önüme çıktı benim. 7580 merkez. 7580 merkez. Merkez dinlemedi. Etiler Sümbül Sokak civarında bir kapkaç vakası var. Eşgalini bildireceğim. Demedi. Anons dinle abi. Etiler Sümbül... Motorları gönderelim hemen, durmasınlar orada. Eşgal veriyorum. Boyunu söyler misin çabuk? Tamam memur bey. Boylu gibi. Uzun boylu, 1.80 boylarında. Üstüne ne vardı? Siyah galiba, siyah bir mont vardı. Siyah. Siyah çanta. Üzerinde siyah, çanta da siyah. Ya uzun boylu, sakallı, siyah hırkalı birisi. Aynen öyle. Çabuk olun biraz. Olay taze sanıyorum. Taze, şimdi, arabada çalındı. Şimdi oldu şimdi. Tamam, arabayı da söyleyelim. Biraz çabuk olursanız, arabayı da söyle abi. Senin iki telefonun 35, da... 35. Telefon, arabam. Benim hepsi arabada hayatım, hepsi arabada gitti. Yani hayda, plakayı söylesene şu an. Olay çok tazede. Hala burada, buralarda olabilirler. Bir de ona bakın. Olay çok taze, buralarda olabilirler. Tamam. Rasim, şimdi Gökhan'ı biraz kenara çekip bu tarz durumlar çok olabiliyor. Organize bir durum olabilir bu de. Anlaşma mı? Başka bir şey olmaz yani. Daha önce böyle bir vaka var mıydı? Gelir misin? Var mıydı böyle bir vaka? Bir benle gelebilir misin? Gelebilir miyim ben de? Şöyle bir mevzu var. Şimdi bu tarz vakalarda hani organize suçlar muhabbetine girebiliyor bu. Hani bu zaten bence organize de, evet, kimse sokaktan geçerken sizin, böyle arabayı çalayım diye kimse cesaret etmez yani. Sizin de işbirliği içinde olduğunuzu açıkçası ben şu anda öyle şüpheleniyorum. Oh, onlar değil Rasim, ne yaptın? Ceyda'dan şüpheleniyorsun. O yüzden şimdi bir saniye. Yani siz belki de siz organize ettiniz. Hani ben kimseyi tanımıyorum sonuçta. Ben bir şey söyleyeyim mi siz? Şüphelenmediniz mi? Yani. Bayandan peki. Hayır. Bir tesadüf, böyle bir tesadüf. Yok yok. Yok yok. Beni yanlış yani, bak beni yanlış anlıyorsun. Ben biraz yanlış anlıyorum. Beni yanlış anlıyorsun. Ben size sevecek yeni numaramı da vereyim. Tamam. Beni yanlış bir anlıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ki, biraz yok ben sizin göreviniz. Yok. Tabii ki beni, yani. Beni dinlersen. Gökhan, yani kadın bu olayın işbirliği içerisinde olabilir. Yani bu düzmece olabilir, kapkaç olayı. Arabayı çalmak asıl amaç olabilir. Ben onu anlamadım. Ben sizi zaten tanıyorum Gökhan Bey de. Günahını yani almak istemiyorum kimsenin. Ben sizi tanıyorum bu arada dizilerden. Eyvallah. Yani Gökhan değil mi? Evet, Gökhan Bey. Eyvallah. Evet, ben sizi tanıdım. Eyvallah da yani şu an çözmemiz gereken bir ton tamam, şey var. Tamam çözeceğiz. Yapışınız size. Sözde kapkaççıyı yakalamışlar. Hazır olun. Kimse dinliyorum, böyle... dinlemedeyim. Sokaktan geçerken tamam, bir araba çalacak cesareti değildir yani. Yakalandı. Sizin oraya getiriyoruz. Anlaşıldı, şu an biri geldi. Yakalandı beklemedeyim. Mı dedi? Yakalanmış. Evet, arkadaşlar yakalamışlar sanıyorum. Getirsene abi. Nerede? Getir abi bakayım. Ha Rasim, bu mu diye sor Rasim. Hatta çıkar Kemal'i oradan. Gel abi, bu mu? Bu galiba, bu. Siz söylesene, bu mu? Bakın, aynen. Barış, sen kızın yanına ayrıl. Ceyda, hayır o benim eşim de. Kurtarmaya çalış Kemal'i. Memur bey, o benim eşim. Biz kavga ediyorduk, bir şey yoktu yani. Bir dakika, nasıl kavga ediyorduk? Bir dakika. Değil o, değil o, değil. O benim eşim. Gökhan'a sor Rasim, kapkaçı yapan bu muydu? Onun konuyla alakası yok. Kapkaçı yapan... Hayır. Gökhan Bey, bu muydu? Arkadaş bu muydu? Evet buydu. Eminsiniz. Hayır değildi, hayır. Benim eşim o. Eşim o benim. Kavga ettikleri kapkaç, aynı. Kapkaça uğrayan siz misiniz? Evet zaten? Benim ama ya o değildi, o kişi değildi. Hayır efendim, biz önce siz ne dediniz değildi, pardon? Değildi. Ben görmedim. Hayır biz tartışıyorduk mu dediniz, ben mi yanıtlıyorum? Birden söylesem ayıp olur. İçime atıp saklasam kayıp olur. Ne dediniz? Biz ondan önce tartışmıştık, o değil başka biri. Yani aynı kıyafette daha başka bir kişi. Senin elin kanamış. Evet neden evet. Neden yapayım ya memur bey? Bir bakar mısın kardeşim? Evet. Ceyda sen itiraz et. Yok o değildi de. Orada harcatma kocanı. O değildi. Ya olur mu? Hayır memur bey, başka biri çaldı. Ben göremedim bile. O benim eşim.
Eşim bu alakası bile yok. Kemal sen şimdi kaçmaya hazırlan yavaştan. Ya tamam, bu arkadaş bir şey söyleyeyim, mobese falan yok mu? Değil diyor ama, bir şey söyleyeceğim, bana bakar mısınız bir? Ruhsat yanınızda mı aracınız? Yok, bir de o da sıkıntı, ruhsat da yok. Neyse kaskodan halledeceğiz bir şekilde, hani bulunmaması ama bulunur herhalde yani. Kemal dur, kamyonet geliyor yoldan, onu bekle. Olayın çabuk çözülmesini istiyorum ben sadece. Abi geç geç abi geç. Geç baba geç. Barış. Geçer geçmez kaç Kemal. Şu başı tut. Oh! Barış tut lan. Oh! Barış tut Barış. Gökhan sen nereye gidiyorsun Gökhan? Gökhan sen nereye gidiyorsun Gökhan? Gökhan da koşuyor çocuklar. Gökhan. Tamamdır, suçlumuzu yakaladık. Yaklaşıyorlar arkadaşlar. Gökhan geliyor, gidiyorum yanına. Nereye gittin? Direkt arabaya atın suçlumuzu Rasim. Yine kaçmasın aman. Of sen niye koşuyorsun ya? Ben daha hızlı koşacağım. Daha hızlı koşacağımı düşündüm diyor. Tamam. Ben bir kimliğinizi alabilir miyim? Tamam. Toparlayın, emniyete var mı kimliğin? Kimlik alıyor. Şimdi o herhalde arabada kalmadıysa o da. Rasim sen biraz oyala Gökhan'ları. Ben Gökhan'ın arabasını bulup geliyorum oraya hemen. Ben yaklaşırken işte bulunmuş araba dersin, tamam mı? Hadi bakalım arabayla geliyorum ben yanınıza. Ya peki siz bize nasıl yardımcı olabileceksiniz? Ben size nasıl yardımcı olacağım biliyor musunuz? Ben diyeceğim ki arkadaş sanatçıdır. Hani bu taraf organize, bu taraf mağdur. Sizi müşteki konumuna düşürmeye çalışıyor. Bizim mağdur olduğumuz çok açık ortada değil mi zaten? Benim telefonları gitti, arabası gitti. Vatandaş olarak zaten buradaki mağduriyet durumu. Ama ben senden sizin, istesem şüphelenebilirim. Belki de sen kaskodan para almak için bu yalanı uyduruyorsun, bilemem. Yok yok gülme kardeşim, ben bunlarla her gün uğraşıyorum. Niye gülüyorsun? Haklısınız. Ya işime saygı duy. Gel Gökhan'ın önünde dur. Yürü 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 Gökhan'ın önünde dur. Tamam bulunmuş abi işte. Buldum arabanı Gökhan. Demek abla ya. Polislerin yanındaydım. Senin arabanmış. Öyle dediler. Buldum getirdim aradım. Oh ne yaşasın. Adamı yukarı bak. Süpersin. İşte budur. Hırsızları kovalayan, mağdur olan insanlara yardım eden Gökhan'ımız arabasının peşine düşmeyi bıraktı ve kapkaça uğramış zavallı hanımefendiye yardım etti. Ya Gökhan. Ya Gökhan. Bana kızmadın değil mi? Seninle konuşmuyorum, bitti. Ya süpersin. Bir şey söyleyeceğim, bana çok kızacak galiba, çok emin değilim. Sevdiklerimizi şakalıyoruz. Bu da sana uygun gördüğümüz şakaydı tatlım. Evet. Bugünkü sürprizimiz tatlı Gökhan Keser'eydi. Teşekkür ediyorum hayatım. Çok tatlıydım. Bir kere daha alkışlıyorum. Bırak. Bırak. Rica ederim. Gördüm. Yani insaniyet namına. Ya orada bir gasp olayı var. Hani ne oluyor falan dedim. Yüz dedim, hatta arabada kal falan dedim ben ona da. O da indi tabii herhalde. Anlamadım da zaten. Döndüm geriye. Bir anda araba gitti. Hani telefonları da gitti. Dur dedim. Hani ben bir polisi arayacağım falan dedim. Bir de su getireyim dedim hani size, kadına. Boş ver. Geldim. Polisi ara, polisi kimse. Evet, polisi arayın dedim ben, ne olur polisi. Bir de şeyde çocuğu da göremedim ben. O mu değil mi? Bir yandan da şimdi günahını da almak istemiyorum. Senin o mu değil mi? Kocam dedi sonra. Kocam deyince ne oluyor oldum yani. Gökhan Bey bu muydu? Arkadaş bu muydu? Evet buydu. Eminsiniz. Değil de hayır. Kanka, olur mu? Benim eşim o. Eşim o benim. Kaldı. Eşim. Tüm polisler geldi falan böyle. Koşturduk peşinden, yakaladık. Başı tut. Barış tut lan. Barış tut Barış. Gökhan. Gökhan sen nereye gidiyorsun Gökhan? Baktım polisler yakalayamayacak. Ben koşturdum, yakaladık zaten sonra.
güzel bir şakaydı. Yani Demet abla gelince zaten bir önce bakıyorum, bir yandan da şaka mı değil mi diyorum. Etrafı bakıyorum, kamera falan yok. Maşallah süper saklanmışsınız. Buldum arabanı Gökhan. Demet abla ya. Polislerin yanındaydım, senin arabanmış öyle dediler. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Aramızda. Çok aramızda.